bir yuva. Normalde yuva... Bu da fare mi açtı abi? Başka bir şey mi açtı bilmiyorum. Mesela bu yuvada aç. Kapalı. İki yuvada kapalı bir yuva. Bu yuvanın kapağı açılmamış içeride. Tamamen kapalı. Yani bu hayvanlar içeride ölmüşler. Ağlarıyla, yapraklarla tıkalı vaziyette bu kış uykusundan çıkamadıklarını gösteren. Şöyle açık ve dışkıların olduğu bir yuva bizi mutlu. Çok güzel. Annesi başka yerde doğuyor. Ya da inşallah ölmeden annesi. Ben Profesör Doktor Ayhan Düzler, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanıyım. Gelengiler yer sincabı olarak bilinir. Yer sincapları kış uykusuna yatan hayvanlar. Hibernasyon dediğimiz uzun dönem vücut sıcaklıklarını düşürerek yemeden metabolizmalarının yavaşlaması sonucu kışı atlatabilmelerini sağlayan hayvanlar. Bu hayvanlar kış uykusunu atlatabilmek için, hibernasyonunu geçirebilmek için sağlıkla beslenmelerini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Özellikle zaten bu türün ismi Spermophilus xanthopyrimnus, Anadolu'da yaşayanlar, tohum sever olarak isimlendirilebilir. Yani tohumları yerler ve yağlı tohumlarla vücutlarında yağ kitlesi biriktirerek kış uykusunu atlatmayı sağlarlar. Özellikle son yıllarda işte 2018-2019 yıllarından itibaren sayılarında gerçekten dramatik bir azalma görmekteydik. Bu sene bu azalma gerçekten pik yaptı. Yani o açıdan belki dikkatinizi çeken şey de odur. Çünkü normalde her yerde koşuşturan gelengiler görmek bize doğanın canlılığını gösteriyordu. Ama şu anda mesela kampüs içerisinde tahmini bir sayı vermek çok doğru olmasa da yani 20 binin üzerinde bir popülasyonla yaşamaktaydılar. Oysa ki şu anda 15-20 adede kadar düşmüş ve popülasyon sönme noktasına gelmiştir. İklim değişikliği, evet, iklimin kayması ya da mevsimlerin kayması bir miktar etkili olmuştur. Ama özellikle beslenme ile alakalı, yani kış uykusunu atlatabilecekleri o beslenme ihtiyaçları şehirleşmenin olduğu alanlarda karşılanamamakta ve böylece o bölgelerde kış uykusuna yatmakta fakat uyanamamaktalar. Yani zaten yuvaları az önce gördünüz. Yani kapaklı yuvalar, yani yuvaya girmiş fakat yuvadan çıkmamış pozisyondalar. Bu yapraklarla vesaire kışın o hozanlarla kapanmış yuvalar bize yuvaya girdiklerini fakat kış uykusundan uyanamadıklarını gösteriyor. Yani bunun zehirli bir maddeyle veya işte efendim bu hayvanları avlayan başka hayvanlarla izah edilemeyecek kadar büyük çaplı bir sayı kaybı olduğunu görüyoruz. İşte kampüs alanında başıboş köpekler ya da bu sokak köpeklerinin özellikle zamanla alıştıkları bir avlanma, geliştirdikleri avlanma tekniğiyle de bu hayvanlara sayıca zarar verdiklerini görebiliyoruz. Gözlemledik daha doğrusu bunu. Onun dışında kuşların, işte şahindir veya saksağandır, bunların da besin maddesi gelengiler. Ama bunların yemeleri sayıca popülasyonu azaltmaz. Aksine daha da güçlendirir. Çünkü zayıf olanını veya işte efendim rahatsız olanı, güçsüz olanı yakaladıkları için daha güçlü popülasyon yapar. Ama hepsi birleşince, işte genellikle çim görmek istiyoruz yerlerde. Çimleri sularken aşırı sulama yapılması, çimlerin tohuma kalkmadan biçilmesi. Bu hayvanlar otları yiyerek yağlanamıyorlar. Tohum yemeleri gerekiyor. O yüzden bu faktörlerin hepsini bir araya getirdiğinizde, yani mevsimsel kaymalar da dahil, aşırı sulama, işte erken biçim veya kentleşme, daha doğrusu şehirleşme, bu hayvanların popülasyonunu şehrin içerisinde hapis kaldıkları bu kampüs alanında
sönme noktasına getirmiş görünüyor. Sönmüş bir popülasyonun yeniden ayağa kaldırılması çok zor bir olay. Kampüs alanının dışındaki hayvanlar için faydası olabileceği düşüncesiyle özellikle size bu röportajı vermek istiyorum. Çünkü kampüs alanı dışında da bu hayvanlar yaşıyorlar ve tarım zararlısı olarak ya da işte çevreye zarar veren hayvanlar olarak algılanıp yok edilmeleri yerine bunların korunması, yaşam alanlarının muhafaza edilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Bu sayıdan tekrar doğal olarak toparlanmaları çok zor, imkansız demeyeyim ama çok zor. Yani imkansıza yakın bir olay, kendi hallerine çoğalmaları. Ama destekleyebilir miyiz bilemiyorum. Ama doğaya hükmetmek mümkün değil. Yani biz ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, var olan bir işleyiş var. Bunu bozduktan sonra istediğiniz kadar çaba gösterin. Düzeltmeniz çok zor. Onun için bozmamaya gayret edelim inşallah. Geleni veya gelengi, Anadolu sincabı, tarla sincabı olarak da bilinen bu canlılar genellikle üniversitenin gülen yüzü olmuş durumda. Bizim Kayseri'de dağlarda özellikle en çok ilgili olduğumuz Koramaz Vadisi'nde ve her gün kullandığımız, içinden geçtiğimiz bir vesileyle kampüs içerisinde bu hayvanların, bu canlıların uzun zamandır olmadığını şey yapıyoruz, görüyoruz. Bu dikkat geleni veya gelengi çıkabilir, keşke çıksa noktasına geldi. Bu hayvanların yaşamı yer altında sürüyor. Afrika'dan Asya'ya kadar neredeyse tüm steplerde, bozkırda, stepte karşımıza çıkan bir canlı Ekim ayı gibi, Kasım ayı gibi kış uykusuna yatıp daha sonra işte Mart gibi, Nisan gibi, belki de en geç Mayıs gibi uyanan bir canlı türü. Bu yıl çıkmadılar. Yani bu yıl şu saate kadar özellikle en çok gözüken bölgede, kampüste bu sevimli hayvanlar yukarıya çıkmadı.